Orada bir köy var, o köy Çivril. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1919 yılından beri aynıdır. Nevşehir iline 53 kilometre, Hacı Bektaş ilçesine 4 kilometre uzaklıktadır. Köy nüfusu 2021 kayıtlarına 41 olarak geçmiştir. Bu nüfusun 24'ü erkek, 17'si ise kadındır. Köy nüfus bakımından Hacı Bektaş'ın en küçük köyü durumundadır. Çivril köyünün ismi Selçuklular döneminde Anadolu'ya göç eden Çağatay Türklerinin kullandığı Çağatay Türkçesine ait bir tanımlamadır. Suyu bol olan yer ve sulak yer anlamına gelen Çivril köyü de ismini buradan alıyor. Köyde bulunan Beştaşlar ilgi odağı, Çivril köyü sınırları içerisinde bulunan Beştaşlar mevkii, doğal sit alanıdır. Beştaşlara şahit taşları da denilmektedir. Bu taşların Hacı Bektaş Veli döneminde yuvarlandığı, konuştuğu ve şahitlik yaptığı iddia edilmektedir. Beştaşlar Hacı Bektaş Veli dergahının kuzeybatısında Çivril köyü sınırları içinde Çingi Deresi'nin kuzey yamacında ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Aleviler, Bektaşilerce kutsal kabul edilen bir yerdir. Beştaş'ın bulunduğu hafif eğimli yol güzergahının yaklaşık 1 kilometre uzağında Beştaşlar mesire alanı bulunmaktadır. Bu alanda yakın zamana ait bir cemevi ile çeşmeler ve yaz mevsiminde gelen ziyaretçilerin konaklayacağı yerler bulunmaktadır. Ayrıca lokmaların pişirileceği ocaklar bulunmaktadır. Buraya ziyarete gelenler gürül gürül akan soğuk sulardan içip kutsal kabul edilen Beştaşlar'da dualarını ediyor. Komşuluk ilişkileri güçlü. Çivril köyüne komşu köyler, Kayı, Aşıklar ve Kisecik köyleridir. Bu köylerde komşuluk ilişkileri de oldukça kuvvetlidir. Köylüler özel günlerde her zaman birbirlerinin yanında olmaktadırlar. Düğün, nişan, sünnet ve cenaze gibi merasimlerde birbirlerini yalnız bırakmıyor. Tarım ve hayvancılık yapılıyor. Çivril köyünün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köylüler geçimini tarımdan sağlamaktadır. Köyde genellikle buğday, çavdar ve arpa yetiştirilmektedir. Bu köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Neredeyse her hanenin yoğurt, süt, yağ ihtiyacını sağlayacak hayvanı bulunmaktadır. Ayrıca köylüler tavuk yetiştiriciliği de yapmaktadır. Pazarcılık yapılıyor. Hacı Bektaş'a 4 kilometre olan bu köyde yaşayan vatandaşlar yetiştirdikleri üzüm, biber, salatalık, patlıcan, elma, kayısı, armut gibi meyve ve sebzeleri ilçe pazarına götürerek satıyor. Ayrıca süt ve yoğurt gibi ürünleri de rahatça götürüp satmakta ve alışverişini de ilçeden yapmaktadır.